Esselamu Aleyküm Sayın Tarifçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere güzel bir tarif yapacağım. Kendi tarifimden mercimek çorbası. Tam zamanı kışın gerçekten çok istenen bir tarif. Bizim çok sevdiğimiz bir çorba. Şimdi burada 3 bardak mercimeğim var. Onları bir kaseye boşaltıyorum. Ve bunları güzelce yıkayacağım ta ki suyu duru olana kadar. Şimdi mercimeğimizi güzelce yıkadım. Şimdi bir tencereye boşaltıyorum ve üzerine suyu boşaltıyorum. Tam 2 litre su ekledim. Şimdi ocağa götürüyorum ve pişmeye bakıyorum. Şimdi çorbamız kaynamak üzere. Hatta kaynamaya başladı. Bu köpüğünü böyle alıyoruz üzerinde. Şimdi çorbamızın üzerindeki köpüğü aldım. Ve çorbamız kaynamaya devam ediyor. Yavaş ateşte ama üzerini tam kapatmıyorum taşmasın diye. Şimdi burada 7 tane orta boy soğanım var. 7 diş sarımsak kullanacağım. Şimdi bu soğanları doğrayacağım. Ama ince doğramayacağım. İnce doğramaya gerek yok. Şimdi soğanları doğradım. Böyle iri iri gelişigüzel doğradım. Yani ince doğramaya gerek yok. Şimdi çorbamız pişti. Yavaş ateşte pişirdim. Şimdi üstüne kapatıyorum ve ocaktan alıyorum. Şimdi tavamı ocağa koydum, altını açtım. Ve içerisine bir çay bardağı zeytinyağı ekledim. Ve soğanları ekliyorum. Ve içerisine sarımsakları da ekliyorum. Şimdi sarımsak ve soğan kavrulmaya devam ediyor. Ta ki yumuşayıp pembeleşene kadar kavuracağım. Şimdi soğanlarımız kavruldu. Bu şekilde pembeleşti. Şimdi çorbamıza bakalım. Sayın takipçilerim, şu an çorbamız pişti. Ne yapıyorum? Kavurduğum soğanları üzerine ekliyorum. Şimdi çorbamıza daha tuzumu koymadım. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar kimyon ekledim. Bir çay kaşığı karabiber. Şimdi biraz daha kaynatacağım. Gerekirse su ekleme yapacağım. Şimdi çorbamız biraz katı gözüküyor. Bir su bardağı kaynamış su ekliyorum üzerine. Tekrar çorbamı kontrol ediyorum. Şu an çorbamız iyi gözüküyor. Gerekirse bir bardak daha kaynamış su ekleyeceğim. Yani sayın takipçilerim, her 6 klasik bardak 1 litre suya denk geliyor. Onda bilginiz olsun. Şimdi sayın takipçilerim, çorbam 3-4 dakika kaynattım. Ve altını kapatıyorum. Ve blenderla çorbamı çekiyorum. Şimdi sayın takipçiler, tekrar çorbanın altını açıyorum. Ve çorba biraz katı geldi bana. Bir bardak daha kaynamış su ekliyorum. Tekrar bakacağım.
bizim çorbamız kaynıyor. Tekrar bir su bardağı daha kaynamış su ekledim. Çorbamıza kıvamı bu kadar yeterli. Şöyle sıfır tapçayım en son çorbamıza büyük bir limon suyunu ekliyorum böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Çorbamızı 2-3 dakika daha kaynatacağım ve çorbamız hazır olacak. Şimdi say takipçilerim çorba pişti. 3 dakika daha kaynattım. Dikkat ederseniz limon suyunu koyduktan sonra çorbamız sapsarı oldu. Bunda böyle bir özelliği var limonun. Şimdi çorbamızın altını kapatıyorum ve üzerini kapatıyorum. 3 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra sizlere sunum yapacağım. Şimdi burada büyük bir yemek kaşığı saf tereyağım var. Onu tavama ekliyorum ve eritiyorum böyle. Bu çorbamıza olmazsa olmazı. Ve üzerine toz biber ekliyorum. Şimdi çorbamızı 3 dakika dinlendirdim ve şimdi sunum yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yağını da döküyorum. Ve şu an çorbamız hazır. Yanına da böyle soğanımız da var. Olmazsa olmazdı. Maşallah, berekallah. Allah-u Teala öyle nimetler vermiş ki şükürler olsun Rabbime. Çorbamız gerçekten şöyle göstereyim. Sadece takipçilere tam istediğim bir kıvam. Mutlaka bu tarifi benim tarifimle deneyin. Ve en lezzetli çorbayı için yapanlara ellerine sağlık. Yiyenlere de afiyet olsun. Şimdi çorbamız, buyurun. Herkese afiyet olsun. Bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.